Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz öncelikle. Söz verdiğimiz gibi bugün ilk yardım sorusuyla karşınızdayız. Son 5 yılın çıkmış ve çıkması muhtemel olan sorular bunlar arkadaşlar. Yine bunları part part hafta sonları böyle yayınlamaya devam edeceğiz. Tabi sadece ilk yardım olmayacak, motor soruları da gelecek arkadaşlar inşallah. Sizlerden ricamız abone ol butonuna küçücük bir tık yapmanız. Aynı zamanda bizi de Instagram adresimizden ehliyet.hocam adresinden ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz. İlk sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir? Telaşlı ve tedirgin olması, iletişim becerilerinin zayıf olması, önce aracını yolun ortasına park etmesi, insan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması. Doğru cevabımız arkadaşlar, bunun doğru cevabı sizde saklı. Bu ne demek? Yani bunun doğru cevabını siz söyleyeceksiniz arkadaşlar. Yorum kısmına yazın. Zaten basit bir soru. Bilemeyenleri bunları bacadan aşağı sokup şöyle kara hale getirmek gerekiyor. Lütfen bunu bilelim arkadaşlar. O zaman ikinci sorumuzla devam edelim. Kazazede diye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak "İyi misiniz?" diye sorularak nokta nokta değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Dolaşım, bilinç durumu, solunum durumu, hava yolu açıklığı. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Bilinç durumunu biz böylece ne yapmış oluruz? Küçük bir kontrolden geçirmiş oluruz. Burada hemen açıklamaya girmek istiyorum. Bebeklerde ise bilinç durumunu arkadaşlar ayağın alt kısmından dokunarak anlayabiliriz. Babinski refleksi denilen bir refleks vardır. Bebekte bilinç durumu yerindeyse biz ayak altını parmaklarını gıdıkladığımız zaman ayak parmaklarını açacaktır arkadaşlar. Yani ayak altına dokunaraktan bebeklerden bunu anlayabiliyoruz. Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir? El freninin çekilmesi, kontağın kapatılması, araç LPG'li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D şıkkı ise 1, 2 ve 3. Arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki de D şıkkı. Bu videomuz tabi açıklamalı olacağı için biraz uzayabilir. O yüzden lütfen arkadaşlarımız atlayabilir. Bizim öncelikle el freni çekip aracı sabitlememiz, daha sonra kontağı kapatmamız ve arkadaşlar araç tüpünün vanasını kapatmamız lazım. Eğer bunlardan bir tanesini atlarsak "Esala" diye hemen başlayabiliriz. Derhal imam yönüne sizi de oturtabiliriz. Dikkatli olmak gerekiyor. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? El altına yerleştirilir. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp çene kaldırılarak baş geriye doğru itilir. A şok pozisyonu. Bir nevi arkadaşlar bize şunu soruyor. Yukarıda anlatılan pozisyon hangi pozisyon demek istiyor? Yarı oturuş pozisyonu. Baş geriye çene yukarı pozisyonu, yarı yüzü koyun yan pozisyon. Doğru cevabımız tabii ki de baş geri çene ileriye pozisyonu. Şimdi de bir açıklaması var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada amaç şöyle. Şu kutsal kalemi alıyorum. Siz çocuklara ne yapacaksınız biliyorsunuz zaten önceden izleyen arkadaşlarım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan gelen hava akımı biz çeneyi yukarıya doğru çekip başı geriye doğru attığımız zaman bakın ne kadar kolay çıkıyor. Değil mi? Bakın ne kadar kolay çıkıyor. Bizim de amacımız zaten burada hava yolu açıklığını sağlayarak hastanın yaralının daha kolay nefes almasını sağlamak. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığını bak dinle hisset yöntemiyle kaç saniye süreyle kontrol edilir? A 10, B 20, C 30, D 40. Doğru cevabımız tabii ki de A şıkkı 10 olacak. Arkadaşlar ben Instagram'da bazen bilgilendirme afişi paylaşıyorum. Birçoğumuz bunu soru zannedip altına A, B, C diye şık yazıyorsunuz. Arkadaşlar onlar bilgilendirme afişi.
Yani siz ona bakacaksınız. İlk yardımın ABC'si denildiği zaman veyahut da baktinle hisset yöntemi dendiği zaman ne olduğunu, bak dinle hisset yöntemine bak şu anlama geliyormuş, dinle şu anlama geliyormuş, hisset bu anlama geliyormuş diye bilmeniz için yapıyorum arkadaşlar. Bunu da buradan vereyim. Bak dinle hisset yönteminden bahsediyorduk. Bak göğüs kafesi inip kalkıyor mu, buna bakıyoruz. Dinle soluk sesi geliyor mu? Bir tanesi yazmış Instagram'a, kardeşim benim, seviyorum onu da. Hocam diyor, adamın soluk sesi mi geliyor sanki diyor. Arkadaşlar, şu anda benim sesimi alabiliyor musunuz? Bak tekrar yapıyorum. Bakın ses geliyor. Demek ki arkadaşlar biz soluğun sesini duyabiliriz. Hu diye bir ses gelir arkadaşlar. O soluk sesidir. Bunu duyabiliyor muyuz? Dinle de buna bakıyoruz. Hissetteyse arkadaşlar yanaktan soluk havası hissediliyor mu? Hani bir sıcaklık, bir esinti hissediliyor mu? Buna bakıyoruz. Bazen işte bize bu tip sorularda şunu verebilir. Göğüs kafesinin inip kalkması, soluk sesinin gelip gelmediğinin dinlenmesi, yanaktan soluk sesi hissediliyor mu, hissediliyor mu, buna bakılması. Aşağıdakilerden hangisi bak dinle hisset yönteminden hissede girer diye bir soru gelebilir. Dinleye girer diye bir soru gelebilir. Sorular bu şekilde de soruluyor. Bunu da buradan söylemiş olalım. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich manevrası uygulanır? Kan şekeri düştüğünde, tam tıkanma yaşadığında, kanaması olduğunda, kalbi durduğunda. Arkadaşlar Heimlich manevrasını biz tabii ki de tam tıkanmalarda yapıyoruz. Peki tam tıkanma nasıl olur? Arkadaşlar bir kişinin boğazına büyük bir şey tıkanabilir ve adam hiçbir nefes alamaz. Peki nefes alamadığı zaman ne olur? İşte yüzünde morarmalar başlar, tamam, yüzü morarır. Acı çekerekten kollarını, ellerini boğazına götürür, böyle aynı nasıl desem kendini boğacakmış gibi hareket yapar. Biz böyle bir insan gördüğümüz zaman yapacağımız ilk hareket arkadaşlar, hocam hepsini boğazına götürür. Bunu çok soru geliyor. Arkadaşlar hepsi götürür. Bunlar bir reflekstir. İnsanoğlu mesela birinize affedersiniz iğne batırsam ne yapsam, ay diye bağırırsınız değil mi? Niye bağırıyorsunuz? Bağırma, başka bir tepki ver. Bunlar reflekstir. Aynı şekilde insan nefes alamayınca hemen boğazına götürür ellerini. Böyle bir durum olduğu zaman yetişkinlerde şu gördüğünüz göğüs bitiminden hızlı bir biçimde, bakın adam ne güzel göstermiş burada, kendimize doğru çekiyoruz. Hoppadanak ağzındaki şey lak diye çıkacak. Tabi çekerken ağır ağır değil, biraz hızlı bir biçimde çekiyoruz. Başka, evde yalnızsak ne yapıyoruz? Tam bu bölgeyi arkadaşlar sandalyeye de masaya doğru koşturup hızlıca vurduğumuz zaman ağzımızdaki şey çıkacaktır. Bebeklerde ise biraz daha farklı uyguluyoruz. Ne yapıyoruz? Bebeğin işaret parmağı ile baş parmağımız arasına boynunu alıyoruz. Aşağıya eğimli bir biçimde tutuyoruz. Ve iki kürek kemiğinin arkasına hafifçe vuruyoruz arkadaşlar. Sakın tost yapar gibi lak diye vurmayın adamın kafasına. Çocuğu da elden götürürüz. Bizim milletimiz bazen suyunu çıkarmayı sever. Aman diyeyim. Bu şekilde ölen çocuklar var. Tamam mı? Mesela geçenlerde haberlere çıkmıştı hatırlıyorsanız. Bir tane çocuk bu çikolataları emzirirken iğne mi? Neydi o? Şırınganın ucunu yutuyordu mesela. Eğer oradaki müdür şu Heimlich manevrasını biliyor olsaydı o çocuğu kurtarabilirdik. Veyahut da oradaki çalışanlar. Ama çocuk ne yaptı? Gitti arkadaşlar aramızdan. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamalarının özelliklerindendir? Kanamanın sızıntı şeklinde olması, kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde olması, açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, kanamanın fışkırma olmadan akması ve kısa sürede durdurulabilmesi. Arkadaşlar atar damar adı üstünde atarlı bir damardır bu. Kendisini çok sever. Bu damar vücudumuzda aslında oksijeni taşıyan çok değerli bir damar. Doğru cevabımız C şıkkı. Burada açık renkli bir kan bulunur. Kalp atımları ile atarlı olduğu için atar. Aynı zamanda buradan çıkacak olan bir kanama da kesik kesik fışkırır şekilde olacaktır. Şöyle bilgi verelim. Atar damar kanı kalpten vücudumuzun farklı bölgelerine taşıyan akciğer atar damarları hariç tabi. Diğer atar damarlar oksijenle zengin kanı ne yapıyor arkadaşlar? Taşıyor. Akciğerde biraz daha farklı bir durum var ama biz şunu bileceğiz. Bu damardan çıkacak olan kanın rengi, yani atar damardan çıkacak olan kanın rengi açık renkte olacaktır. Fışkırır biçimde olacaktır. Kısa sürede fazla kan kaybettirecek ve hemen hastamızı şoka sokacaktır. En tehlikeli kanama çeşididir. Bunun derhal ya turnike yöntemiyle durdurabiliyorsak durduracağız. Ya da arkadaşlar burayı bastırma yöntemiyle büzüştürerekten
durduracağız. Toplar damarlar kanı kalbe getiren damarlardır. Toplar damarlarda oksijen nasıldır arkadaşlar? Fakir bir kan vardır arkadaşlar. Akciğerdeki toplar damarlar hariç. Zaten size oradan soru gelmez. Bu biraz tıp bilgisi gibi oluyor. Toplar damarlarda arkadaşlar kanın rengi koyu kırmızıdır. Normal akma biçimindedir. Yani bir yerden sızıntı şeklinde normal bir akıntı görüyorsanız ve kanın rengi koyu ise arkadaşlar bu bir toplar damar kanamasıdır arkadaşlar. Çok tehlikeli değildir ama tehlikelidir. Derhal bunu da durdurmaya çalışmamız gerekiyor. Genelde vücudun yüzeyine yakın yerlerde olur bu kanama. Atar damarlar ise direkt böyle nasıl diyeyim bacağın kopmasında mesela fışkırarak akar gibi görebilirsiniz. Kılcal damar kanamaları arkadaşlar vücudumuzun her yanı kılcal damarlarla kaplıdır. Hücrelere buralara bütün alışveriş kılcal damarlar sayesinde olur. Normal bir kırmızılıktadır. Sızma biçiminde bir kanama olur. Küçük küçük kabarcıklar şeklinde olur kanama. Hayati tehlikesi yoktur arkadaşlar diyelim. Tabi burada hayati tehlikesi yoktur sözümüz. Bu hani kanı durma ama rahatsızlığı var ya hemoglobinli yanlış hatırlamıyorsam. Hemofili pardon. Bu rahatsızlık varsa iş başka ama normal bir insanda bunlar bu şekilde geçerlidir arkadaşlar. Hoca çok açıkladın demeyin. Arkadaşlar zaten videonun başında da söyledim. Videomuz açıklamalı çünkü sağlıkta bizim erkeklerin çok yanılgısı var. Bayan arkadaşlar da motorda takılıyorlar. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek, kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak, uzuv kopması varsa boğucu sargı yani turnike uygulamak, kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek arkadaşlar aptalca olur. Zira şöyle düşünün. Biz aşağıya doğru indirdiğimiz zaman kanın akışını ne yapmış oluruz? Kolaylaştırmış oluruz. Hele hele kalp seviyesinden aşağıya indirdiğimiz zaman otomatik olaraktan kalbimiz daha güzel basacaktır ve kanama olacaktır arkadaşlar. Daha fazla olacaktır. Ne yapmamız lazım? Mümkünse kalbimizden daha yukarıda bu bölgeyi tutacağız arkadaşlar. Hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir demiş. Bilinç kontrolünün yapılması, yaşam bulgularının sık sık izlenmesi, dışarı çıkan organın içeriye sokulmaya çalışılması, bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması demiş. Doğru cevabımız ne olacak? Doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı. Arkadaşlar biz kesinlikle ilk yardımcı olaraktan bir tedavici değiliz. Biz sadece adamın yaşam faaliyetini, yaşamsal faaliyetini devam ettirmeye çalışırız. Peki hocam ne yapacağız biz böyle bir adam gördüğümüz zaman? Arkadaşlar temiz bir bezi örteceksiniz üstüne ve bekleyeceksiniz. Isısını kaybetmesini engelleyeceksiniz. Ama kesinlikle organları içeriye sokmayacaksınız. Sonra adamı affedersiniz kıçında kalp olur. Yani kıçına kalbi sokarsınız. Yanlış anlamayın beni hani biraz espri katmak istiyormuşsun için ama çok ciddi durumlar bunlar. O yüzden bilmediğiniz işe bulaşmayın arkadaşlar. Burada delici karın yaralanmalarında nasıl olmalı? Ondan şöyle küçücük bahsettik. Hasta yaralının bilinç kontrolünü yapıyoruz. Yaralının yaşam bulgularını kontrol ediyoruz. Dışarı çıkan organları sokmaya çalışılmaz. Üzerine geniş ve nemli bir bez örtülür. Bilinç yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılır. Isı kaybı önlemek çünkü amaç. Ağızdan yiyecek ve içecek kesinlikle verilmez arkadaşlar. Yaşam bulguları sık sık izlenir. Tıbbi yardım ne yapılıyor arkadaşlar? 112'yi arayıp istiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi çıkıkların yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındadır? Bu da bizim Türk halkı olaraktan çıkıkçılık dediğimiz sektörün oluşmasına sebebiyet vermiştir. Kolum ağrıyor, kesin çıkmıştır. Derhal çıkıkçıya gidiyoruz. Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması, eklemin düzelttikten sonra tespit edilmesi, çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması, bölgenin, nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi. Evet, doğru cevabımız ne olacak? Doğru cevabımız tabii ki de D şıkkı arkadaşlar. Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısının kontrol edilmesi. Tamam ama yerine oturtmaya çalışma, eklemin düzeltinden sonra tespit edilmesi. Arkadaşlar bizde böyle bir rahatsızlık var. Hemen olarak geçireceğimizi zannediyoruz. Hemen adamın orasına kuvvetli masaj yapıyoruz. Bitti, oradaki sinir harabiyetini arttırdın kardeşim. Adamın orası morarmayacaksa bile moraracak artık. Bir de çıkıkçılar var değil mi?
Bir tanesi geçenlerde, bir tanesi geçenlerde de bayağı oluyor. ATV'de falan çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hangi kanaldaydı tam hatırlamıyorum da. Şimdi ATV deyip de oraya da şey atmayayım. Adam mesela adam ters bacak üstü açıyor. Slak diye belini şey yapıyor. Ne oldu? Fıtık tedavisi. Adamın bir fıtığı varsa 3 tane fıtık oldu. Tedbirsiz kişilere gitmeyin arkadaşlar. Çıkı daha da ne yaparsınız? Arttırırsınız. Adam sonra sokar tekrar çıkar. Sokar çeker sokar çeker. Çok acayip bir şey olur ortaya. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir? Koma, bayılma, saray krizi, ateşli havale. Tabii ki de doğru cevap bayılma. Bunu biliyoruz. Koma uzun süreli olur. Sarayı biliyoruz zaten köpürmeler falan. Ateşli havale bir ateş sonucu olur ama yukarıda bize ateşle ilgili bir şeyden bahsetmemiş. Ama ne demiş? B şıkkında bayılma demiş. Kısa süreli olur arkadaşlar. Hemen zaten geçer. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir? Rentek manevrası, itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma, ayak bileklerinden sürükleme yöntemi, koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi. Bunda da şaşırılan bir şey yine. Arkadaşlar biz böyle bir durumla karşılaştığımızda yani araç patlayacaksa veyahut da yangın tehlikesi varsa veyahut da aracın içindeki yaralıda solunum durması varsa derhal rentek manevrasını uygulamaya geçeriz. Nedir bu rentek manevrası? Öncelikle hemen şuraya geleyim. Rentek manevrasında arkadaşlar ilk bakacağımız yer hastanın ayakları fren pedallarına sıkışmış mı buna bakarız. Daha sonra emniyet kemerini çıkartırız ve boyunu arkadaşlar sabit tutarak baş, boyun ve gövde eksenini sabit tutup yaralıyı tıpkı bir ağacın devrilmesi gibi kendi tarafımıza doğru yatırıyoruz arkadaşlar ve araçtan çıkartıyoruz ivedilikle. Şurada da arkadaşlar yine omuzda taşıma yöntemini verdim. Burada sürükleme yöntemini hem ayak bileklerinden hem de koltuk altından. Burada Heimlich manevrasını tekrar verdim. Bir de arkadaşlar şurada Holger'ın Nielsen'i gördünüz. Bu ne demek? Arkadaşlar bazen ağız ve burun yaralanmaları olan hastaların da neye ihtiyacı olabilir? Suni solunuma ihtiyacı olabilir. Peki bu nasıl oluyor? Elleri arkadaşlar şu kolları göğüste birleştiriyoruz ve omuzdan bastırıyoruz. Omuzdan bastırdığımız anda bu hasta akciğerlerine baskı uygulandığı için ne olacak? Nefes vermiş olacak. Daha sonra arkadaşlar dirseklerden yukarıya doğru kaldırıyoruz. Ne oldu dirseklerden yukarıya doğru kaldırınca? Akciğerler üstündeki baskı azaldığı için otomatik olarak da adam ne aldı? Nefes aldı. Buna da Holger Nielsen yöntemi deniliyor. Fazla bilinmez ama burada biz de bunu verelim dedik. Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu organlarındandır? Solunum sistemi organlarındandır demiş. Bunu bilemeyen arkadaşlar pataklıyorlar. Kurşunluyorlar, öpüyorlar, kokluyorlar. Dayaklık yani. Bunu bilmeyen adamı dövmek lazım. Kalp, akciğer, pankreas, böbrekler şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız tabii ki de akciğer. Fazla da uzatmaya gerek yok. Basit bir soru arkadaşlar. Böbrekler ve pankreas bizim boşaltım sistemimizin, kalp ise arkadaşlar dolaşım sistemimizin bir organıdır. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirmesi işlemini kapsar? A. Koruma, B. Bilgilendirme, C. Kurtarma, D. Şıkkı ise tedavi etme demiş. Doğru cevabımız A. Şıkkı koruma olacak. Arkadaşlar biz koruma yaparız. Kaza yanında daha çok önlemek amacıyla, ağırlaşmasını önlemek amacıyla. Zira koruma altına almasak o bölgeyi ne olur? Ötten gelen adam bir daha geçirir, bir daha geçirir. Hani zincirleme oldu diyorlar ya, zincirleme kaza. O biçim bir kaza ortaya çıkar. Yani yaralı sayısını çoğaltmış olur. İmam amcaya iş çıkarmış oluruz. Pamuk firmaları da arkadaşlar bu konuda üretimlerini yapıyor zaten. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir demiş. Aşırı hareketlilik, B. Bilincin açık olması, kalp atımlarının olmaması, hızlı ve yüzeysel solunum. Doğru cevabımız arkadaşlar kalp atımının olmaması kalbin durmasının en büyük belirtisidir. Bunu bilemiyorsak lütfen o kitabı kapatalım, kafamıza bir su dökelim, ondan sonra tekrar açalım.
Adamın kalbi atmıyorsa zaten kalbi durmuş demektir değil mi? Bazısı buna geliyor diyor ki hocam aşırı hareketlilik. Ulan git şuradan ya. Dekmeleyeceğim. Dekmeye yazık. Hayır o kaloriyi acıyorum onun için harcayacak oldum. Doğru cevap C şıkkı. Kalp atımının olmaması. Bu arada şakasına söylüyorum bu söylediklerimi. Rencide olmasın kimse. Solunum yolu basıncı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazede de aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür? Koma, kısmi tıkanma, tam tıkanma, solunum durması. Doğru cevabımız B şıkkıydı arkadaşlar. Kısmi tıkanma olacak. Arkadaşlar böyle çok şey anlatıyorum. Bazen böyle kırılıyorsunuz. Ama şaka amaçlı söylüyorum, alınmayın. Ben bir eğitimci olarak da bunu size vermek zorundayım. Bir coğrafya hocamız vardı bizim üniversitedeyken. Yıldırım Atayeter. Şu anda galiba Isparta'da falan olması lazım. Çok iyi bir hocaydı yani ben coğrafyacı olarak da ve bize öğretmenlik konusunda çok şey kattığına inanıyorum. İyi adamdı ya. Bir de Celal Erdönmez vardı tabii. O da üniversitede Burdur'daydı arkadaşlar. Hala Burdur'da. Çok haşin hocalar yani bunlar. Sosyal bilgileri, sosyal bilgiler yapan hocalar diyebilirim. Onlardan çok şey öğrendik. Evet, çok fazla konuşmayalım. Sonra aşağıda küfür ediyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? Huzursuzluk, baş dönmesi, dudak çevresinde morarma, ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk arkadaşlar şok belirtilerinden değildir demiş. Huzursuzluk vardır. Hemen ben şöyle şunu vereyim size. Soğuk terleme, soğuk ve soluk deri. Böyle soğuk soğuk terleme diyoruz ya hani o biçim. Yüzeysel ve sık solunum, hızlı nabız, zayıf nabız, tansiyon düşüklüğü, bitkinlik hali, bilinç kaybı şokun en büyük belirtileridir. Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir? Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması, yan yatış pozisyonuna getirilmesi, başının geriye doğru itilmesi, sırt üstü yatırılması. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması olacak. Arkadaşlar böylece ne yapıyoruz? Sık bırak, sık bırak. Kan orada pıhtılaşıp bir an önce o işin durmasını sağlıyoruz. Kesinlikle geriye doğru itmiyorsunuz. Kan çünkü arkadaşlar midenize akar. Bu da sorunlara yol açar. Doğru cevap A şıkkıdır. Tam tersine çeneyi boyuna yaklaştıracağız yani. Delice göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru ilk yardım nasıl olmalıdır? Ayaklarının yüksekte tutulup sırt üstü yatırılması, bilinci açık ise yere oturur duruma getirilmesi, ağızdan ılık içecekler verilmesi, batan cismin çıkarılması. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Bilinci açık ise yarı oturur pozisyonda bekletilmesi olacak. Şurada da arkadaşlar, vermemişim buna ya. İlginç. Allah Allah. Neyse doğru cevap verdik. Bilinci açık ise yere oturur pozisyonda bekletmek. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır demişiz. Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi, şişkinliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinin aşağıya indirilmesi, burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi, boğucu sargı yani turnike uygulanması. Turnikenin nerede uygulandığını biliyoruz değil mi? Kanamalarda uyguluyoruz. O halde o şıkkı eleyebiliriz. Doğru cevabımız A şıkkı zaten sıkıştırıcı bandajla arkadaşlar orayı tespit ediyoruz. Yani hareketsiz hale getiriyoruz. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir demiş. Şok pozisyonu, sırt üstü yatış pozisyonu, yarı yüzük oyun, yan pozisyon, baş geride yan pardon yarı oturuş pozisyonu demiş. Arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı. Şok pozisyonu ile koma pozisyonu birbirine çok karıştırır. Şok pozisyonu nasıldır arkadaşlar? Nerede benim şu çılgın çarevim? Şöyle düşünün, şok pozisyonu şöyle amcamız şu şekilde ağzı olsun. Bunu yan yatırıyorum bu arada. Şöyle yattı. Bacaklarını 30 santimetre yukarıya kaldırıyorum arkadaşlar.
Şöyle ayaklarını 30 santimetre yukarıya kaldırıyorum. Kollar yanlarda salınık durabilir. Şurada kolları olsun. Heh. Şöyle durabilir arkadaşlar. Şöyle kulak yapmayı unutmayalım. Hastamızın bacakları 30 santimetre yukarıya kaldıraraktan yatırdığımız şeye biz şok pozisyonu diyoruz. Koma pozisyonu ise şöyle olacak arkadaşlar. Yarı yüzü koyun, yan yatış diyoruz biz buna. Koma pozisyonu budur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken kurallardandır demiş. İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokmaması, ilk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi, kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi, kazazedenin baş, boyun, gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması. Doğru cevabımız tabii ki de D şıkkıdır arkadaşlar. Buna çok dikkat edeceğiz çünkü hastamız felç kalabilir. Baş, boyun, gövde ekseni bizim için çok önemli. Ambulans ekiplerince müdahalelerin yapılması olay yerinde kısacası bize şunu söylüyor arkadaşlar. Bunların sıralaması nasıl olmalı? Yani biz yukarıdaki 1, 2, 3 ve 4 numaralı şeylerin hangisini hangi sıraya göre yapmalıyız bunu söylüyor. Arkadaşlar, ambulans ekiplerince müdahalelerin yapılması. Bence ambulans gelene kadar olması gerekiyor. Ondan önce bir şeylerin yapılması lazım. Yani bir numaranın başta olmuş olduklarını ne yapabiliriz? Çizebiliriz. A'yı çizdim o zaman. Olay yerine gelen yerinde ilk yardım tarafından temel yaşlanma desteğinin yapılması. Bence ilk sırada 2 olmalı. Ama bekleyelim. Belki ondan önce de yapılması gereken vardır. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması. 3 şurada olacak. Belki bunun arasında şu olabilir. 1. Neden? Çünkü arkadaşlar ambulans ekipleri de var ortada. Bakalım ama. Sağlık kuruluşuna haber verilirse. He, önce sağlık kuruluşuna haber vereceğiz demek ki. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Olay yerinde ilk yardım tarafından temel yaşam desteği sağlayacağız. İşte kalp masajı, suni solunum vesaire. Daha sonra ambulans ekipleri gelecek. Onlar müdahale yapacak. En son arkadaşlar hastanede gerekli müdahaleler yapılacak. İlk değerlendirmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? Temel yaşam desteği uygulanmalıdır. Yarı yüzü koyun yan pozisyon verilmelidir. Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır. Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez sürtüp tarzda vurulmalıdır demiş. Sürter tarzda vurulmalı demiş. Solunum yerinde değilse tabii ki arkadaşlar temel yaşam desteği birinci kapalıysa temel yaşam desteği ne yaparız arkadaşlar? Uygularız. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Bunu belki 50 defa sorduk. Göğüs kemiği 3 santimetre aşağıya inecek şekilde basıya uygulanması, temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması, 30 kalp masajı 2 yapay solunum şeklinde uygulanması, kalp masajının hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Yani 30 kalp masajı ardından 2 tane yapay solunum yapacak şekilde olması gerekiyor. İç kanamalar kazazedeyi şok ve ölüme kadar götürebilecek kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım pardon hangisi iç kanama yaşayan bir kazazede de kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir. Aşırı susuzluk hissi, nemli ve soğuk deri, yavaş ve güçlü nabız, hızlı ve yüzeysel solunum. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Yavaş ve güçlü nabız olacak. Yavaş ve güçlüyse nabız ilginç de zaten. Ama diğerleri şoka girdiğini zaten belirtisidir arkadaşlar. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir? Şok denir, yara denir, koma denir, tıkanma denir. Doğru cevabımız tabii ki de yara olacak arkadaşlar. Biz herhangi böyle bir durum olmuşsa mukoza dediğimiz zaten üstteki o derinin bozulduğunu söylüyor. Doğru cevabımız B şıkkı yara olacak. Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye
Olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse, aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? Ayakları 45 santimetre yükseltilmeli, başı 30 santimetre aşağıya indirilmeli, hareket ettirilmemesi sağlanmalı, kulağı temiz bir bezle tıkanmalı. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Hareket etmemesi sağlanmalıdır arkadaşlar. Zira beyin kanaması olabilir. Açık, kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi önemlidir? Malumunuz bizim bir açık kırığımız var, bir de kapalı kırıklar var. Bize açık kırıkla ilgili hangisi söylenebilir diyor. A. Yani 1. Deri bütünlüğü bozulmuştur. 2. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur demiş. Arkadaşlar ben hemen burada artı eksi uygulayarak bunu yapmak istiyorum. Açık kanama ne demekti? Açıkta olan kırık demek değil mi? Yani derinin mukoza yırtarak kemiğin mukoza yırtarak, deriyi yırtarak dışarıya çıkması. O zaman deri bütünlüğü bozulmuş mudur? Evet, artı koyalım o zaman. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi var mıdır? Açıkta bir yara var artık. Evet, vardır. O halde arkadaşlar 1 ve 2 yani her ikisi de doğrudur. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Burada ama bir yanlışlık vermiş. Ha pardon arkadaşlar, çok özür dilerim. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur demiş. Vardır arkadaşlar. Özür dilerim, ben hızlı gidince biraz. Vardır arkadaşlar. Özür dilerim tekrardan. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi vardır. Açık yara zaten otomatik olaraktan. Doğru cevabımız birincisi doğru, ikincisi yanlış olacak. Tabii açıkta olduğu zaman böyle bir tehlike söz konusudur. Tekrar söylüyorum. Bu sorunun cevabı A şıkkıdır. Deri bütünlüğü bozulmuştur açık kırıklar aralanmalarında. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi vardır. 2 numara bu yüzden yanlıştır. Beyniniz yandığının farkındayım. İnşallah söndürürsünüz. Aşağıdakilerden hangisi kırık ve çıkık uygulamalarında, pardon, kırık ve çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır? Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması, yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması, tespiti yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi, tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Yara varsa üzerine temiz bir bezle kapatılması olacak. Ha, D şıkkı olmaz mı hocam? Olmaz, çünkü burkulmalarda biz illa sert malzeme beklemiyoruz. Ama sıkı bandajla kapatabiliriz diyoruz, değil mi? Hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? Karın ve göğüs bölgesinin direkt olarak buz konulması. Arkadaşlar okumaya bile gerek yok. Doğru cevap A şıkkı. Yanlıştır arkadaşlar. Kesinlikle direkt olaraktan buz konulmaz. Diğerlerine de bakalım. Musluk suyu ile ıslatılan havlu vesairenin, evet, ateşi düşmüyorsa oda sıcaklığında yıkanması kesinlikle. Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirmesi. Ateşi düşürmeye çalışacaksınız arkadaşlar havalede. Kazazedenin giysilerinin çıkarılması demiş. Evet. Doğru cevap kesinlikle arkadaşlar A şıkkıdır. Zira biz aniden bir bardağa bile arkadaşlar, sıcak bir bardağa aniden buz koysanız ne olur? Su koysanız soğuk çatlar değil mi? İnsan da aynı arkadaşlar. Aniden bir buz koyarsanız ortalığı haşat edersiniz. Ve burada yine evde ne yapabileceğinizi söylemek istedim. Şuradan yine bunu okuyup bakabilirsiniz. Malum çoğu çocuk evde havale geçirebilir. Baş ve omurga yaralanması olmayan birinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye baş pozisyonlarından hangisi verilir? Arkadaşlar bakın ne diyor? Baş ve boyun yaralanması yok. Bilinci kapalı, hava yolunu açacağız. Bu soruların ilk başında size ben bir görselde bilmem işte dedim ki şu ileriye doğru, bu geriye doğru olduğu zaman hava yolu bakın ne kadar açık oluyor dedim. Sizce burada görülen görsellerden hangisinde hava yolu daha açıktır? Doğru cevap veriyorum. Daha sonrasında bakabilirsiniz. Yine durdurun siz burada. Doğru cevap veriyorum çünkü. Doğru cevap tabii ki de bu olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çene nerede? İleride, baş nerede? Geride. Hava yolu gayet kolay biçimde çıkıyor. Diğerlerinde ise bu mümkün değil. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen
büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur demiş. Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak. Kesinlikle arkadaşlar doğru değil. Dirsek omuz arasına turnik uygulamak. Beklesin biraz. Omuz üzerine baskı uygulamak. Omuz üzerine baskı uygulamak. Çok uç bir yer nokta ama omuz üzerine orada bir şey yok ama. Kanayan yere tentürtü uygulamak bu zaten kesinlikle olamaz. Geriye kaldı B ve C şıkkımız. Sizce hangisi arkadaşlar? Tabii ki de B şıkkı olacak. Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Hücre, hücreler birleşerek dokuları, dokunlar birleşerekten organları, organlar birleşerek arkadaşlar sistemleri oluşturur. Bebeklerde suni solunum nasıl yapılmalıdır demiş. Biraz önce aslında yukarıda gösterdim ben size bunu. Ne yapıyorduk? Ha pardon, bunu göstermedim. Ben bebeklerde tam tıkanmanın nasıl açılacağını, Hemlik manevrasının nasıl yapılacağını gösterdim. Tekrardan özür dilerim bu konuda. Büyüklere uygulandığı gibi bebeğin sırtına vurarak ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarda hava vererek sırt üstü yatırılıp göğüs ve karına birlikte bastırarak. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Şu şekilde gösterdim burada. Ağız ve burnu arkadaşlar içine alıyoruz ve hızlı hızlı nefes veriyoruz. Ağız dolusu nefes veriyoruz. Malumunuz bebeklerin hava alacakları akciğerleri küçük. Lak diye balon gibi şişirmeyin çocuğu. Doğru cevap burada da gördüğünüz gibi C şıkkı. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır demiş. Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli. Üstü örtülerek terlenmesi sağlanması. Sıcak içecekler verilmeli. Sıcak duş yaptırılmalı. Arkadaşlar adam zaten yanıyor. Siz üstünü bir de terletirseniz. Abo. Doğru cevap A şıkkı arkadaşlar. Serin bir yere alıyoruz. Vücut ısısını düşürüyoruz. Çenem yoruldu benim de var ya konuşmaktan. Bir sus be hoca. Bir sus be diyordur içinizden birkaç tanesi. Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz? Yaralıya dik oturur pozisyon verilir. Uzun tahtaya atelle vücut tespit edilir. Yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılır. Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olması sağlanır demiş. Doğru cevabımız ne demiş? Doğru cevabımız A şıkkı demiş arkadaşlar. Dik oturur pozisyon verilmesi. Şok pozisyonunda kazazedenin bacakları kaç santim yukarıya kaldırılır? Aha, biraz önce bunu gösterdim. Muhteşem çizimimle gösterdim hatta. Değil mi? Evet, şurada yine çizdim muhteşem çizimimi. Gördüğünüz gibi ayaklar 30 santimetre yukarıya kaldırılıyor arkadaşlar. Baş ise arkadaşlar yerde olacak. Burası 30 santimetre baştan vücut seviyesine yukarıda olacak. Ana, boş yere çizmişim ya. Tüh. Arkadaşlar normalde çizim varmış ya, ben de uğraştım. Doğru cevap A şıkkı olacak arkadaşlar. 30 santimetre. Bakın burada gördüğünüz gibi amcamızın ayaklarını 30 santimetre yukarıya kaldırıyoruz. Bu çizime maruz bıraktığım için özür dilerim hepinizi. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Su kaybı, oksijensizlik, beslenme yetersizliği, karbon monoksit eksikliği. Evet, yetkili bir abiye benziyorsun dediği gibi adamın. Doğru cevap oksijensizlik olacak. Eğer böyle bir durum varsa, vücudunuz oksijen kalıyorsa dudaklarınızdan başlayacaktır ilk morarma. Sonra parmak uçlarında vesaire morarma göreceksiniz. Doğru cevap B şıkkı oksijensizlik. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Atar damarlar kanı kalpten dokulara taşır. Toplar damarlar kanı kalpten vücuda taşır. Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakilerden azdır. Toplar damardaki kan basıncı toplar damardakinden fazladır. Pardon, atar damardaki kan basıncı toplar damardakinden fazladır demiş. Doğru cevabımız
Yanlış olanı sormuş arkadaşlar. Tabii ki de B şıkkı. Atar damarlar kanı kalpten vücuda taşır. Toplar damarlar ise kanı toplar kalbe getirir. Doğru cevabımız B şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve arkadaşlar Instagram hesabından bizlere ulaşmayı unutmayın. Seviyorum hepinizi. Allah'a emanetsiniz. Ne diyecektim ya? Başka da diyecek bir şey yok. Ha, koronaya dikkat edin arkadaşlar. Tekrardan vakalar artıyormuş. Ama